Autodesk Inventor'da montaj tasarımı yaparken montajı oluşturan ve montaja bağlanmış olan dosyaların organizasyonu ve bunların doğru dizinler içerisinde yer alması oldukça önemlidir. Bu amaçla proje dosyaları ya da proje yönetimi adı verilen bir özellik Autodesk Inventor'da sunulmuştur. Bir montaj tanımlandığında montaja bir dosya yerleştirdiğinizde bu dosya o montaj dosyasına gömülü olmaz. Bunun yerine kendi kaydedildiği yerden montaj dosyasına bağlanır. Böylece montaj dosyası açılırken montaj dosyasının içerdiği parçaların sabit diskte doğru yerden bulunması ve açılması gerekir. Bunun için de her bir tasarım ya da proje için dizin yapısının organizasyonu gerekir. Dizin yapısının organizasyonu yapıldıktan sonra Project ile bu dizin yapısı Autodesk Inventor'a tanıtılır. Komutu çalıştırdığımızda diyalog kutusunun iki bölümden oluştuğunu göreceksiniz. Üst bölüm şu ana kadar Inventor'la tanımlamış olduğunuz ve kullandığınız sabit diskte bulunan projeleri listeler. Projeler seçildikten sonra alt bölümde ise bu seçilen projenin proje dosyasının özellikleri görüntülenir. Yanında çek işareti olan proje dosyası aktif proje dosyasıdır. Aynı anda tek bir proje dosyası aktif olabilir. Proje dosyaları ile ilgili düzenleme ya da değişiklik yapmanız gerekiyorsa Inventor'da hiçbir dosyanın açılı olmadığına dikkat edin. Aksi halde düzenleme işlemlerini yapamazsınız. Bir proje dosyası seçildiğinde alt bölümde dediğim gibi bu proje dosyasının özellikleri görüntülenir. Öncelikle Type bölümü altında sağ tuşa basarsak iki farklı seçenek olduğunu göreceksiniz. Single User, tek kullanıcılı bir çalışma düzeniniz var ise seçmeniz gereken proje tipidir. Bu durumda bütün veriler tek bir bilgisayarda yer alır ve bu verilere başkasının ulaşımı yoktur. Vault ise kasa mantığına dayanır. Ağda bulunan bir bilgisayarda bir kasa tanımlanır ve bütün veriler bu kasada tutulur. Tasarım ekibi düzenleme yapmak istediğinde ya da tasarımlarını gerçekleştirmek istediklerinde kasadan verileri alır, kendi bilgisayarına bir örneklerini koyar ve işlemlerini yaptıktan sonra yeniden verileri kasaya gönderir. Vault proje tipi özellikle bir proje üzerinde birden fazla tasarımcının çalıştığı durumlar için kullanışlıdır. Location ise o proje dosyasının konumunu belirtir. Included file bir başka proje dosyasını bu proje dosyası içerisine alabilirsiniz. Böylece Inventor buraya alınmış olan proje dosyasının tanımladığı dizinlere de bakar. Sil kütüphanelerinin kullanımı için 3 seçenek yer alır. Evet, salt okunur ve hayır. Stil kütüphanelerinin kullanımı için evet, bunların salt okunur olması için read only ve kullanılmaması için de no seçenekleri yer alır. Workspace'i sizin kendi kişisel çalışma alanınız olarak düşünebilirsiniz. Workgroup Searchpads ise özellikle tasarımınızı farklı seviyelerde organize etmek isterseniz ya da başka kullanıcıların disklerine ya da dizinlerine ulaşmak isterseniz o zaman workgroup olarak bunları burada tanımlamanız faydalı olacaktır. Libraries ise kütüphane dizinlerini içerir. Bunlar kullanıcı tanımlı kütüphaneler olabileceği gibi standart kütüphaneler de olabilir. Frequently used subfolders ise tasarımda ana tasarım dizinin altında sık kullandığınız alt dizinlerin bulunduğu ve tanımlanabildiği bölümdür. Burada amaç bu alt dizinlerdeki dosyalara daha hızlı ulaşmak ve buradaki dosyaları daha hızlı kullanmaktır. Folder Options altında ise 3 farklı bölüm yer alır. Design Data, Templates ve Content Center Files. Şu anda hepsi için default seçeneği tanımlı. Bu default seçeneği şu anda üzerinde durduğumda gördüğünüz dizindir. Bazen bir projede farklı şablonların kullanılması gerekebilir. Dolayısıyla bu farklı şablonlar eğer default yerde değilse, bunlar için ayrı bir dizin tanımlıysa, o zaman bu proje için bu dizinin burada gösterilmesi gerekir. Benzer şekilde tasarım verileri ve standart parçalar dosyaları da aynı şekilde buradan değiştirilebilir.
Değişiklik yapmak için üzerine gelip sağ tuştan edit diyorsunuz ve buraya kullanmak istediğiniz dizini yazıyorsunuz. Options ise proje dosyalarının seçeneklerini içerir. Autodesk Inventor isterseniz eğer Save düğmesine bastığınızda dosyanızın bir önceki halini eski sürüm olarak sabit diskte tutar. İşte burada gireceğiniz değer eski sürüm olarak tutulacak adedi belirler. Eksi bir dediğinizde o dosyanın bütün eski sürümleri sabit diskte tutulacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sabit diskinizdeki alanın burada her eski sürüm yaratıldığında dolacağıdır. Using Unique File Names ise bu projede aynı olmayan dosya isimlerinin kullanılmasını isteyip istemediğiniz sorulan bölümdür. Böylece bu projede aynı dosya isim basın derseniz o zaman bunların bu şekilde organize edilmesini Inventor sağlayacaktır. Name proje dosyasının ismi shortcut'ta kısa yolun ismidir. Proje dosyası için bir sahip ya da bir sürüm numarası tanımlanabilir. Imported Components ve Imported Top Level Assemblies dizin isimleri ise dışarıdan alınmış bileşenler ve yine dışarıdan alınmış üst seviye montajların bulunduğu dizinleri tanımlar. Proje dosyalarının yapısı içerisinde dizinler farklı şekillerde tanımlanabilir. Bunlardan birincisi burada gördüğünüz gibi mutlak bir dizin isminin girilmesidir. Mutlak bir dizin ismi girildiğinde Inventor mutlaka C'nin altında Inventor diye bir dizine bakacaktır. Ama göreceli bir dizin girerseniz eğer ki Workspace için şu anda bu tanımlanmış. Sağ tuşa basıp edit diyelim. Dikkat ederseniz göreceli dizin denilen şey proje dosyasının kök dizini altındaki yapıyı tanımlamasıdır. Böylece göreceli olarak tanımla dediğimizde kök dizin neresi ise örneğin buradaki workspace benim çalışma alanımda bu kök dizinin hemen altında tanımlanmış olur. Ama eğer göreceli olarak tanımlama derseniz o zaman burada o dizin yapısı neyse onu görürsünüz. Bunun artısı ya da eksisi şudur aslında. Bu proje dosyasını bir başka bilgisayara kopyaladığınızda örneğin orada C diye bir sürücü yok ise o zaman burada tanımladığınız göreceli olmayan dizin yapılarını yeniden organize etmeniz gerekir. Oysa bunlar göreceli olmuş olsaydı kök dizin neresi ise hemen onun altında yer alacaklardı. Dolayısıyla sorun olmayacaktı. Şimdi örnek bir proje dosyası tanımlama yapalım ve proje dosyası oluşturma mantığını daha detaylı görelim. Proje dosyasının tanımlanmasından önce sabit diskinizdeki dizin yapısının organize edilmesi gerekir. Bunun için C'nin altında proje 1 diye bir dizin tanımladım. Proje 1'in altında da Arge tasarımı ve standart parçalar diye bir başka dizim var. Arge tasarımı altında ise araştırma dokümanları, montajlar ve parçalar diye 3 tane dizin tanımlanmış durumda. Dolayısıyla ilk kural öncelikle Windows Explorer ya da Windows gezgini ile sabit diskinizin organize edilmesi, gerekli dizinlerin tanımlanmasıdır. Daha sonra Inventor ortamına geçebiliriz. Projects bölümü proje dosyalarının tanımlandığı ve özelliklerin ayarlandığı bölümdür. Yeni bir proje dosyası tanımlayacağımız için New düğmesini kullanıyoruz. Şimdi burada iki farklı tür var. Biraz önce Type altında gördüğümüz türler bunlar. Biz burada yeni tek kullanıcılı bir proje tanımlayacağımızı söylüyoruz. Next ile devam edersem burada proje dosyamın ismi, bulunduğu yer ya da benim çalışma alanım bunlar tanımlanması gerekir. Proje ismi için Arge diyelim. Çalışma alanı içinse daha önce tanımlamış olduğum proje 1'in altındaki Arge tasarımını gösterelim.
Next'e devam edersek bu bölümde bana kullanmak istediğim kütüphane dizinlerini listeleyecek ve bunları da bu projede kullanıp kullanılmayacağım soracak. Eğer daha önce hiçbir kütüphane dizini tanımlamamışsanız bu alan boş gelecektir. Şimdilik boş kalsın çünkü sonrasında biz kütüphane dizinimizi tanımlayacağız. Finish dediğim an yeni bir proje dosyasını tanımladık. Eğer buna çift tıklarsak bunu aktif duruma getiririz ve bu da bu proje dosyasının özelliklerini gösteren bölüm. Şimdi yeni bir kütüphane dizini tanımlayalım. Bunun için Arge projesi aktifken Libraries'e geliyorum. Sağ tuştan Add Path diyorum. Ve burada daha önce tanımlamış olduğum standart parçalar klasörünü gösteriyorum. Böylece yeni bir kütüphane tanımladık. İstiyorsanız kısa yol ismini de değiştirebilirsiniz. Proje dosyasını save ile kaydediyoruz ve done ile devam ediyoruz. Şimdi open dersem, dikkat ederseniz benim çalışma alanım, tanımlanan dizinler, bunları görebilirsiniz. Libraries ile bir standart parçalar kütüphanesi, bu Autodesk Inventor'ın kendi standart parçalarının bulunduğu yerdir. Bir de benim ekstradan tanımladığım kütüphane dizini yer alır. Cancel'a devam edelim ve Projects'e geri gelelim. Frequently Used Subfolders işaretlenip sağ tuşa basıldığında ve Add Path denildiğinde yeni dizinler burada tanımlanabilir. Örneğin Arge tasarımı altındaki montajlar klasörünü seçiyorum. Kısa yol ismini değiştiriyorum. Enter ile devam ediyorum ve save diyorum. Şimdi open dediğimde bakın şuradaki bölümde sık kullanılan alt dizinler olarak tanımladığım montajlar yer alıyor. Bunu tıkladığım anda da bu kısa yol için tanımladığım dizine otomatikman geçilmiş oluyor. Bu sayede Autodesk Inventor'la yaratmış olduğum her türlü dosyanın kolay bir şekilde organize edilmesini sağlayabilirim. Dolayısıyla montaj tasarımında proje dosyalarına ve proje dosyaları yönetimine ve bunların dizin yapısına dikkat etmeniz gerekir.